Sen doktor Sayın Turgut Toku, Turgut Tok hocamızı alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Sayın valim, sayın milletvekillerim, sayın komutanım, sayın rektör, vekilim, değerli belediye başkanları, sayın baro başkanım, il emniyet müdürüm, sayın kaymakamlarım, kıymetli misafirler, değerli hemşehrilerimiz, hepiniz Girenizler Derneği tarafından yaptırılmış olan 1915'ten günümüze şehitlerimiz anıtının açılışı törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Denizliler olarak bu sene mutlu, gururlu bir yılı yaşıyoruz. Bilindiği üzere bu sene Denizli'nin Türkler tarafından hakimiyetinin 800. yıl dönümü etkinlikleri kutlanıyor. Biz Acıbayanlılar ve Girenizler olarak biraz daha gururluyuz çünkü bizim bölgemizin fetih tarihi biraz daha önceye gider. İbrahim Kafesoğlu hocamızın söylediği bilgilerden hareketle şunu söylemek mümkündür. Acıbayan ve havalisi 900'lü yılların başında Türkçenin tamamıyla hakim olduğu bir bölgeydi. Biz biraz daha Denizli'den önce fethedilen bir bölgenin insanlarıyız. Bu bölgeye bizler Sultan Alparslan'ın ordusu ile geldik. Sultan Alparslan'ın ordusunda Uç Beyliği, Oymak Beyliği yapan ve bölgemizi ilk fetheden komutanımız, atamız Karaağaç Baba'nın önderliğinde geldik. Karaağaç Babamız beraberinde Semerkantlı Süleyman Zühtü Bey'le, Işık Süleyman'la, Sarı Süleyman'la, Oğuz Baba'yla, Taşkın Dede'yle, Alaaddin Dede'yle, Beyazıt Han'la ve şu anda heyecanımdan olsa gerek ismini hatırlayamadığım pek çok Alperen dedemizle beraber geldik. O günlerde bu topraklar için pek çok şehitler vermiştik. O günden itibaren gün oldu bizler Rumeli'ne geçişte Osmanlı ordusunun askerleri olarak bu bölgenin insanları oralarda gene şehitlerini verdi. Gün oldu Fatih'in İstanbul'u fethettiği dönemde gene bölgemizin insanı bütün Anadolu coğrafyasının, Türk coğrafyasının insanıyla birlikte o mübarek günde bulundu. Gün oldu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında, önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nda mücadelemizi verdik. Bugün gene mücadelesini bu bölgenin insanı vermekte, vermeye de devam ediyor. Bizler geçmişimizi çok çabuk unutan, hafızası biraz zayıf olan bir toplum haline geldik. Bu anıtın bu açıdan çok önemli olduğu kanaatindeyim. Gireniz bölgesiyle ilgili söyleyeceğimiz çok şeyler var. Muhakkak bunları burada uzun uzun anlatma gereği duymuyorum. Fakat özellikle vurgulamak istediğim bir nokta var. Ülkemizin pek çok bölgesinde olduğu gibi bu bölgede de insanlar pek çok sıkıntı içerisinde, maddi ve ekonomik sıkıntılar ve devletin getirdiği bazı hizmetler noktasında, ama asla bir gün bu memleketten devletine, milletine, bayrağına, Atatürk'e, ilke ve inkılaplarına, laik, demokratik, cumhuriyet sistemine karşı asla aykırı, çarpık bir söz çıkmamıştır. Bundan sonra da çıkmayacaktır. Bu anıt da bunun en güzel nişanesidir diye düşünüyorum. 1915'ten günümüze Çanakkale cephesinden başlayarak bu anıtta şehitlerimizin ismi yer aldı. Ve maalesef Genelkurmay'ın kayıtlarındaki bütün isimlere bizim ulaşmamıza rağmen, Genelkurmay kayıtlarının haricinde de halk hafızasında yaşayan bazı isimler var. Biz bunları olabildiğince derlemeye çalıştık. Köy köy dolaşıldı ve halk hafızasında kalan, cephesi bilinen şehitlerimizin isimlerini de buraya aldık. Unutulanlar varsa onları bizlere iletmenizi istiyoruz. Dün Karaağaç Baba'yla bu topraklara gelmiştik. Çanakkale'de Onbaşı Ahmet'le Gireniz yöresinin eski köyünden, Güney köyünden, Akşar köyünden pek çok şehitlerimizle bu topraklarda bugün varız. Ve bu şehitin biraz sonra açtığımızda göreceğiz. Özellikle bir şiiri yerleştirdik. Dedik ki, dedem koynunda yattıkça benimsin ey güzel toprak. Evet, dedelerimiz bu toprakta yattıkça bu topraklar bizim. Önemli olan onları hatırlamak, onları hayır dualarla yad etmek olduğunu düşünüyorum. Bu anıtın açılması ve
bugüne getirilmesi noktasında büyük hizmetleri geçen Giremizler Derneği Başkanı Bayram Ali Akça, Sabit Kızılhan ve Sayın Kaymakamımıza ben şükranlarımı sunuyorum. Sayın Valimize de teşriflerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize en derin, en içten saygılarımı sunarak teşekkürler ediyorum. Sağ olun.